Herkese merhabalar, ben Yüksel, umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant'ın 9.05 yama notları geldi. Bence gerçekten güzel bir güncelleme bizleri bekliyor. Öncesinde hızlıca videoyu beğenmeyi ve eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada ben bu videoyu çektiğim sırada evet İstanbul sunucusunda bir hata var. Hatta pinglerde de bir sıkıntı var. Ama bu da yakın zaman içerisinde yüksek ihtimalle düzeltilecektir. Konuyla alakalı henüz herhangi bir açıklama gelmediği için bir şey diyemiyorum. İki ajanımızda önemli değişiklikler var. Chamber ve Astra buff alıyor. Astra'da kısaca şunu söyleyebiliriz. Karakterin yıldız sayısı eskiden olduğu gibi 4'ten 5'e çıkarılıyor. Karakterin son nerflerinden sonra karakterin diğer kontrol uzmanlarıyla mücadele etmesi böyle hani zorlaşmıştı. Diğer kontrol uzmanlarına kıyasla özellikle Ranked'da çok daha az tercih ediliyordu. Bu sayede seçilme oranları da yüksek ihtimalle artacaktır. 9.05 güncellemesiyle birlikte Astra'nın yıldız sayısı 5 olacak. Astra ile birlikte Chamber'ın da teleportun alanı genişletiliyor. Işınlanma yarıçapı 13 metreden 18 metreye çıkarılıyor. Bu şekilde artık hani Chamber teleportunu bir noktaya bıraktığınız zaman daha uzak mesafelere gidebileceksiniz. Basitçe 9.05 güncellemesiyle birlikte Chamber teleportunun menzili arttırılıyor. Artık daha agresif Chamber oyunları görebileceğiz. Bununla birlikte silahlarımızda da Ares'te de bir güncelleme var. Ares de bufflanıyor. Ares kullanırken eğildiğiniz zaman artık daha isabetli atışlar yapabileceksiniz. Aynı zamanda da kafadan vuruş çarpanı 2.4'ten 2.5'e çıkarılmış. Yani kafadan yaptığınız vuruşlar artık daha fazla hasar verecek. Kendileri belirtmişler bu değişiklikle birlikte Ares'le 30 metre içerisindeki düşmanları 2 kafadan vuruşla indirebileceksiniz. Önceden Ares'le 30 metre içerisinde düşmanları 2 kafa vuruşu yaptığınız zaman 144 hasar veriyormuşsunuz. Yani artık 30 metre içerisinde 2 HS yeterli olacak, yani o kadar da olsun bir zahmet. Bu değişikliklerle birlikte Ares'i de güzel bir alternatif olarak daha fazla oyun içerisinde görebiliriz. Özellikle Sova mainler Odin alamadığı senaryoda can sıkıcı olabilirler. Son olarak da kuvvetli savaş davranış konusunda hızlı atışı yapmamıza sebep olan bu özellikle bu yeteneklerde bir düzenlemeye gidilmiş. Bu işte Kayon'un ulti formu olabilir, Reyna'nın ultisi olabilir veya Brimstone'un işte kuvvet işareti olabilir. Bu tarz bizim atışımızı hızlandıran yetenekler. Bu yeteneklerin hızla doğru orantılı olarak isabetlilik oranını da düşürdüğüne dair geri bildirimler almışlar. Atış hızını arttıran tüm güçlendirmeleri varsayılan atış hızının geri tepmesiyle tutarlı olacak şekilde güncellemişler. Yani kısacası artık sizin atışınızı hızlandıran yeteneklerde geri tepmeyi, spreyi kontrol etmek daha kolay olacak. Zaten hani belirtmişler, kuvvetli savaş etkisine sahip oyuncular bu etkiye sahip değilken edindikleri kas hafızalarını daha verimli şekilde kullanabileceklermiş. Bu değişiklik kuvvetli savaş etkisini mermi dağılımını azaltmasını etkilemiyormuş, yalnızca geri tepmeyi düzenliyormuş. Kısacası bu değişiklikle geri tepme düzenlemesi geliyor bu özellik içerisinde. Genel hatlarıyla yama notlarındaki önemli detaylar bu şekilde. Bence gerçekten güzel bir güncelleme. Özellikle Astra'nın 5 yıldıza çıkarılmasını hani çok beğendim. Kesinlikle daha fazla kullanmaya başlanacaktır. Chamber'ın da daha özgür olması adına bence güzel değişiklikler. Açıkçası beklemediğim değişikliklerdi. Gelmesine hem şaşırdım hem de çok memnun oldum. O zaman bu kadar. Neler düşünüyorsunuz? Düşüneceğiz yorumlar kısmında belirtmeyi. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Beşli bela. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım?